Merhabalar. Denizden babam çıksa.com tarafından hazırlanan, evde bakmaktan sıkıldığınız tatlı su balıklarını neden doğaya bırakmamalısınız? Başlıklı sesli içeriği dinlemektesiniz. Bu podcast Denizden Babam Çıksa.com'un dijital çağa uygun şekilde genişleyen yeni içerik formatlarından birisidir ve dinle. Mekte olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize denizdenbabamçıksa.com adresinden ulaşabilirsiniz. Keyifle dinlemenizi arzu eder. Podcast ile ilgili tüm görüş, düşünce, öneri, istek ve diğer içerik geliştirme taleplerinizi info@denizdenbabamçıksa.com adresine bildirmenizden mutluluk duyarız. Birazdan dinleyeceğiniz bu kayıt ilk sezonun son podcast yayınıdır. Yayınımıza başlamadan önce hatırlatmak istediğimiz bir konu var. Denizden Babam Çıksa.com'u daha iyi bir hale getirebilmemiz ve içeriklerimizi oluştururken motivasyonumuzu yüksek tutmamız için desteklerinizi beklemekteyiz. Hosting ve domain giderleri başta olmak üzere, su ürünleri tüketimini olumlu yönde iyileştirmek için hazırlamak istediğimiz içerikleri doğru kanallarda tanıtabilmemiz adına, gerekli materyallere desteğiniz harika olur. YouTube kanalımıza abone olmanız, bize verebileceğiniz en basit destek şeklidir. Bize nasıl destek olacağınızı öğrenmek için denizdenbabamçıksa.com adresini ziyaret edebilir ya da info@denizdenbabamçıksa.com adresine elektronik posta yollayabilirsiniz. Etrafınıza baktığınızda en çok gördüğünüz evcil hayvanlar arasında kediler, kuşlar ve köpekler vardır. Fakat konu evcil hayvanlar olduğunda kediler, kuşlardan ve köpeklerden daha fazla popülasyona sahip olan bir başka canlı grubu var. Tatlı su balıkları. Çok genel olarak verilerine bakacak olursak, 20 milyon kadar evcil kuş, 89 milyon kedi ve 94 milyon köpeğe karşılık 139 milyon tatlı su balığı insanlarla birlikte yaşıyor. Nemo ya da Jaws yaşadıkları akvaryumlardan çıktıklarında ve doğada yaşamaya başladıklarında neler olur, hiç düşündünüz mü? Sosyal medya sağ olsun, dünyanın her yanındaki balıkçılar, daha önce orada olmayan fakat insanların onları oraya bırakmaları nedeniyle kendilerine yaşam alanı açan balıkların fotoğraflarını paylaşıyor. Ortaya çıkan sonuçlar insanlara evcil balıklarını neden doğaya salmamaları gerektiğini açık bir şekilde gösteriyor. Doğaya salınmış olan balıkların büyük çoğunluğu yeni ortamlarına adapte olamadığı için ölürken tropik bazı türlerin sıcaklığa, su koşullarına adapte olabildiği görülmekte. Akvaryumun içinde izlerken büyük keyif aldığınız balıklarınızı acı çekerken görmek hoşunuza gider miydi? Peki neden evinizdeki balıkları onlara bakmaktan sıkıldığınızda doğadaki bir su rezervine bırakmamalısınız? Evinizdeki akvaryumlar doğaya göre daha kapalı ve kontrollü ekolojik parçalar olduklarından kendi koşulları daha farklıdır. Evde baktığınız balıklarınız, bırakmayı düşündüğünüz yerdeki koşullarda ciddi sorunlara neden olabilecek olan bulaşıcı hastalıkları taşıyor olabilir. Eğer balıklar yaşamayı başarırlarsa yerel balıkların yaşam zincirlerine müdahale ederek onların habitatını tahrip edebilir. Genetik kirlilik yaratarak bölgesel ekosistemler üzerinde hasara neden olabilirler. Burada yer alan başlıklar, özellikle tatlı su ekosistemlerinin bilinçsizce nasıl tahrip edilebileceğini gösteren birkaç önemli noktadır. Avustralya'da ekolojik terör, Japon balığı. Ekim 2016'da Güneybatı Avustralya'da birileri akvaryumunda baktığı Japon balıklarını yerel bir nehre salmaya karar verdi ve felaket bundan sonra başladı. Yerel bir tür gibi nehre uyum sağlayan Japon balığı, tüm nehre yayıldı ve orada kontrolsüz şekilde üreyerek nehrin ekolojik dengesi üzerinde yıkıma neden oldu. Basse nehrindeki Japon balığı çoğalması, dünya üzerinde bilinen en hızlı büyüme olarak biliniyor. Sorunun çözümü için uzmanlar öncelikli olarak insanların Japon balıklarını nasıl gördükleri ve aslında bu balıkların nasıl göründüğü arasındaki bağlantıya odaklandılar. Çiklidler. Orta ve Güney Amerika ile Afrika'da yayılım gösteren çiklid balıkları akvaryumlarda çokça beslenen diğer balık türlerinden.
Özellikle Amerika'da, Florida'daki kanallarla diğer su kaynaklarında doğaya bırakılmış ve orada büyümüş balıklarından bol miktarda avlanır. Akvaryum vatozları, zırhlı kedi balığı. Yosunları yemesi için akvaryumlara konulan, vatoz balıkları, doğal ortamdaki algleri kontrolsüz şekilde tükettikleri için ciddi risk ve tehdit oluşturuyor. Akvaryumun camlarında ve zemininde biriken yosunları yiyerek beslenen ve akvaryumlarda bu yüzden tutulan ve adına vatoz da denilen zırhlı kedi balığı, doğal göl ve nehirlerde tükettiği fazla miktarda alg yüzünden çevreye zarar verebilecek türlerin arasında. İklim değişikliğine bağlı karbondioksit artışı başta olmak üzere algılara bağlı ekolojik zincirin önemi günden güne artarken tatlı sulardaki algıları beklenmeyen başka bir tüketicinin stresi altına sokmak gereksiz. Her ne kadar sevimli, renkli ve masum gibi görünseler de ait olmadıkları yerlere yerleşerek dengeleri altüst eden balık türleri konusunda verilebilecek belki en doğru öneri, bakamayacağınız balığı almayın, olacaktır. Evinizde onlara yer kalmadığında gidecekleri yer belki başka bir arkadaşınız ya da sahiplendirme yöntemiyle şehirde onları isteyen başka birisinin evi, fakat gitmeyecekleri yer konusunda artık hepimiz hemfikiriz. Evcil balıklarınızı doğaya salmayın. Dinlemiş olduğunuz başlık dahil olmak üzere tüm sesli içeriğimize denizdenbabamçıksa.com adresinden ve YouTube kanalımızdan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz. Denizdenbabamçıksa.com tarafından hazırlanan ve yayınlanan bu podcast serisinin ilk sezonunun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, bir sonraki sezonun ilk yayınında yeniden görüşme ümidiyle esenlikler dileriz.